Merhaba, ben Atalay Turan. Yeni SketchUp dersine daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bir fotoğraf çerçevesi modelleyeceğiz. İsterseniz şöyle bir bakalım. Biraz yakınlaşıyorum. Objemi aldım. Move komutuyla tuttum. Şuraya bırakacağım. Üzerine bakın. Sonra bunu patlatıyorum. Make component diyorum. Tabii daha önceden yapmıştım. Exploit'a patlattım. Yüzeyimi seçtim. Follow me deyip yüzeyi takip et diyorum. Sonra birkaç kere tıklayıp bunu hazır obje dönüştürüyorum. Make component. Buna da A1 çerçeve diyorum. Evet, çerçeve. Nereye yapıştırayım diyor. Ben kendim karar vereceğimi söylüyorum. Set component. Aksarı belirtiyor bana. Aksarım sırayla seçiyorum. Evet. 3 tane aks veriyorum yani. Uzay boşluğunda yerimi bulabilmek için tam olarak. Ve create deyip oluşturuyorum. Bunu duvar hizalayabilmek için de duvarımı geri görünür hale getireceğim. View, Hidden Geometry, gizlenmiş objeler, gizlenmiş objemi bir kere seçtim. Sağ tuş, Unhide deyip gizliliği sonlandırdım. Ve tekrardan gizlenmiş objeleri kapatıyorum. Evet, tablomu seçtim. Ve buradan hazır objelerimi bulacağım. Bakın en üstte tıkladım. Duvarın üzerine bırakıyorum. Ve çerçevem oturdu. Hemen bunu CTRL tuşuyla kopyasını alacağım. İki X diyorum ve çerçevelerim yerine oturdu. Evet, burası da bu şekildeydi. Geçelim artık. Tabloyu seçiyorum, zemini seçiyorum ve bunu da gizliyorum hide deyip. Biraz yakınlaşıyorum. Şimdi bunu aynı düzlemde çizmem lazım. Yoksa coplanar olmaz. Coplanar olmazsa yani aynı düzlemde olmazsa bunu SketchUp 3 boyut veremez. Bir 3 boyut veremezse de zaten kalınlığımız oluşmayacaktır. Daha en başında. Evet. NCD komuttan çıktım. Offset'te duvar kalınlığı vermeye çalışıyorum. Çerçeve kalınlığı. Perdeme. İki kere tıklıyorum. Offset'te kalınlığı verdim. Bakın hepsini aynı düzlemde çizdiğim için herhangi bir problem olmadı. Eğer siz bunları aynı düzlemde çizmezseniz offset özelliği size çalışmayacaktır. Dikkat edin. Yine unutulmaması gereken detaylardan bir tanesi de bunu 3 boyuta kaldırmak istiyorsanız ucunu kapatın. Çizginin ucunu kapatın. Tabii sadece bir ucunu kapatmak yetmeyecek.
Diğer ucunu da kapatmam lazım. Evet. Gördüğünüz gibi. Yüzeyimi iki kere tıkladım. Bunu da hazır objeye dönüştüreceğim ki diğer obje temas ettiğinde birleşmeye çalışmasın. Make component diyorum. Buna da T1 diyorum. Evet. Create diyorum. Oluştur. İkiye tıkladım. Sana yalnız bıraktım. Buna bir yükseklik veriyorum. 300. Enter diyorum. Sahne tekrar ana sahneye geri döndüm. Bakın şimdi şunu diyebilirsiniz ya bir perde için fazla sert olmadı mı? Farkındayım. Bir perde için fazla sert ama bunu nasıl yumuşatacağımızı şimdi konuşacağız sizlerle. Öncelikle bu perdenin bir kopyasını alacağım. Ama bunu kopyasını alırken bunu aynalayarak yapmak istiyorum. Öncelikle bir kopya alayım önce düz mantık. Şimdi bunu aynalamam lazım. Mirror etmem lazım. Bunu da sağ tuş. Flip along diyorum. Flip along. Hangi aksda hizalasam daha iyi bir sonuç verir? Hemen bir bakalım. Yüzeyimi seçtim. Flip along. Bunu kızıl aksa aynala diyorum. Evet. Şöyle. Şimdi bunu gelelim yumuşatma kısmına bu perdeleri. Bu perdeleri yumuşatabilmek için yüzeyimi seçtim. Şurada obje 2'ye tıkladım. Bakın içine girdim. Şurada sağ tuş Soften Smooth Edge. Smooth Edge kısmına giriyorum. Bakın burada Angle Between Normals. Açılar arasındaki yüzeyleri soruyor. Ben öncelikle birbirine yakın yüzeyleri seç diyorum önce. Soften Coplane'i aynı düzlemdeki yüzeyleri de yumuşat diyorum. Sonra Degrees kaç derecelik yumuşatma arttırıyorum. Şöyle bakın bayağı yumuşadı. Bakın perdelerimiz gayet yumuşacık bir görüntü aldı. Siz de perdelerinizde bu şekilde yumuşatabilirsiniz. Biz ne yaptık? Bu yüzeyleri kolaylıkla oturup yumuşattık. Bunun için ekstra bakın herhangi bir eklenti falan da kullanmadık. Hemen birkaç efektle halletmiş olduk. İlk çizerken hatırlayın perdeyi. O kadar da titiz çalışmadım. Siz de bu teknikleri kullanarak yumuşak görüntüler alabilirsiniz. Tabii ki çok da vertex sayısını azaltmadan ortalama bir vertex sayısıyla bu çok rahat başarılabilir. Şimdi başka neler yapacağız sizlerle? Perdelerimizi de modelledik. Bakın şurada benim spotlarım var bakın. Asma tabanlarımızın spotları var. Asma tabanlarımızın spotlarını da sizlerle yapalım istiyorum. Bunu da yapabilmek için şöyle biraz yakınlaşıyorum. Tabii spot tavanla bütünleşmemiz için tavanı seçiyorum. Make component diyorum. Buna da tavan 1 diyorum. Şöyle biraz yakınlaştım. Circle'a girdim. Hatta şöyle size daha rahat göstermek açısından biraz daha yakınlaşayım. Line'a bir merkezi yakalıyorum.
Tıkladım. Şöyle çizdim. Hemen kılavuz amaçlı koyduğum çizgileri siliyorum. Kenarları ekstra yumuşatmak isterseniz de bakın kaç segmentle yumuşatayım diye soruyor. Bunu 32'ye kadar çıkartabilirsiniz. Eğer çok daha yumuşak bir görüntü almak istiyorsanız şuradaki segment sayısını 32'ye kadar çıkartabilirsiniz. Bakın 32'de çok daha yumuşak oldu. Hani daha fazlasına girmeme gerek var mı? Açıkçası yok. Size zaten çok da fazla bir şey kazandırmaz. Kontrol sürece segment sayılarını pek arttırmayın. Bir de bu sisteme yük bindirecektir. Render'deki bekleme sürenizi de tahmin edersiniz uzatacaktır. Size bir şey katmadıktan sonra hiçbir segment'ı fazladan vermeyin. Hatta fazladan verdiğiniz segment'ları sonradan azaltmaya çalışın. Şimdi geldim buraya. Buraya 1 santimlik bir derinlik veriyorum. Çok da abartmak istemiyorum. Sonra offset kısmına giriyorum. On edge kenarı yakaladın diyor. Bir ya offset'i yapabilirim ya da şöyle yapabilirim bakın. Hemen size göstereyim. Scale komutu var bakın yüzeyi seçtim. Bakın yüzeyi seçtim. Ctrl Ctrl tuşuna basıyorum. Bakın. Biraz buna açı vereceğim ki veremedim galiba. Hala çok yetersiz. Yüzeyi seçtiğime emin oluyorum. Scale. Evet. Şu uzaktan bir bakalım. Evet. İyi duruyor. Ama buna biraz derinlik hissi de verelim. Evet, gördüğünüz gibi spotum hazır. Birkaç kere tıkladım. Tabii artık tavanla birleşmiyor çünkü tavanı ayrı bir obje dönüştürmüştüm. Bunu da ayrı bir obje dönüştüreyim. Spot 1 diyorum. Ve bunu da camera top üstten bak diyorum. Açı farkı beni yanıltmasın. Parallel diyorum. Bunu da şimdi kopyalarını Ctrl tuşuyla almaya çalışayım. Ctrl. Tam yakalayamadık galiba. Ctrl'e. Bakalım. Şuradan bir bakayım. Oradan tam göremedim sanırım ben. Şöyle yakalıyorum. Evet. Şu anda görerek yaptığım için çok daha rahat ediyorum. Ctrl'e basıyorum. Biraz daha yakından, biraz daha yakından bakıyorum. Evet, spotlar da şöyle yerine oturdu. Ctrl tuşuyla Ctrl. Bunları da seçiyorum. Fazladan tabanı seçtim. Tabanı Ctrl Shift'e düştüm. Evet, bunları da yine Move komutuyla alıyorum. Hemen perspektif moduna gelelim. Görüntü çarpık hale gelmeden. Evet, gördüğünüz gibi spotları da yerine
yerleştirmiş oldum. Evet, yalnızca tavanı da kopyalamışız ama olsun. Şu an silik. Gördüğünüz gibi bu işlemler de tamamlanmış oldu. Yani siz de bu işlemleri yapabilirsiniz. Bakın, hatta kirişin üzerine de bu ışıkları oturup yerleştirebilirsiniz. Çünkü bakın, bunlar aynı şekilde burada da yerleştirilmiş görünüyor. Siz de bunları uygulamaya unutmayın. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşça kalın.